Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekran altındaki abone ol linkini tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu güzel motifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi bir o kadar da güzel görünümlü bu motifimiz var. Bugün size bunun yapımını anlatmak istiyorum. Hem basit, çok zor olmadığı için, yani yeni dantile yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği bir motifimiz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi güpür gibi çok da güzel gözüküyor. Evet, bunun için şöyle önce ipimi göstereyim. 50 numara ip kullanıyorum. Pamuklu ipi tercih ediyorum. Beni izleyen arkadaşlarım bilir. Genellikle pamuklu ipi seviyorum. Yapmasını da seviyorum. Görünüm olarak da çok güzel oluyor. Ütüye de geliyor. Ve bakın böyle kolalanmış gibi. Çok da güzel duruyor motiflerim. Evet, tığ olarak da 50 numaraya uygun, benim elime göre 16 numaralı tığ kullanıyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Yeni yapacak arkadaşlar da rahatlıkla yapabilirler. Hiçbir sıkıntı çekmeden sadece zincir çekmeyi ve trabzan yapmayı, sık iğneyi biliyorsanız arkadaşlar alın ipinizi, tığınızı, hep beraber örelim. Evet, zincir çekerek başlıyorum. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştırayım. Dantel olduğu için biraz net görmeniz açısından. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen ilk yapmış olduğum zincirin içine girerek ilmek çıkarıyorum ve tekrar kapatıyorum. Bir halka yapmış oldum. Şimdi buradan 1 2 3 tane zincir çektim ve içine trabzan yapacağım. Bu halkamızın içine trabzan dolduracağız. Zincir de sayıyorum. Bunu birinci trabzan olarak sayıyorum zinciri. Hemen yanına üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, bir defa, 2 3 defa da çekiyorum ipimi. 2 oldu trabzan sayımız. Üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 sayarak devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle biraz sıklaştırarak devam ediyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bakın, benim zincirin içine 20 tane trabzanım tam denk geldi arkadaşlar. Eğer sizin trabzan dolgularınız el yapısına göre değişebiliyor. Yeterli gelmezse, buraya sıkışırsa, o zaman bir zincir fazla çekebilirsiniz. İlk başlangıçta yapmış olduğum 3 tane zincirin üzerine bakın bir tane ilmek çıkarıp kapattım ve yuvarlak bir halka yapmış oldum. Hemen buradan şu ipimi bir keseyim. Evet, ipimi kestim. Bizi rahatsız etmesin. Görünümümüz de güzel olsun. Şimdi buradan zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın, şöyle motifi göstereyim. Bu ortasındaki göbeği yaptık. 6 zincir çekip üçlü trabzan yaptık. Tam 20 tane trabzan, zincir de sayarak 20 tane trabzan içini doldurduk. Şimdi şuradaki zincirli sıramıza geçeceğiz. Bunun için siz bu zincir sayısını benim vereceğim sayıdan farklı da yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Ben şimdi burada 18 zincir çektim ama siz bunun şu motiflerini daha ufak yapmak isterseniz biraz daha bir iki tane eksik çekebilirsiniz. Veya uzatmak isterseniz, burasının daha büyük olmasını isterseniz motiflerinizin biraz daha arttırabilirsiniz. 20 zincir çekebilirsiniz. Bu ortasındaki şu dolgularımız, sık iğnelerimiz, burasının sayısını tamamen size göre ayarlayabilirsiniz, kendinize göre. Çekeceğiniz zincirinin yarısına kadar kaç tane doldurursanız yarısından sonra da o sayıda sık iğne doldurabilirsiniz. Yani bu zinciri tamamen sizin zevkinize ve elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi sayısını vereceğim. Ben bu şekilde ayarlama yaptım. 18 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincirden sonra buradan sayıyorum. Trabzanlarımızı, zincirin üzerine sık iğne yapmıştık. Hemen trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın, çiçeğimizin bir kanadını oluşturmuş olduk. Şimdi buradan tekrar 18 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tekrar trabzanlarımızı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın üzerine hemen bir sık iğne yapıyorum. Tam üstüne, arada kalmasın ilmeğiniz. Bakın, bu şekilde kapattım ve 2 tane zincirimiz oldu. Tekrar aynı devam ediyorum. Bu şekilde 5. Trabzanın üzerine batacağım bir tane daha, sonra bu zincirin dibine 4 taneyi tamamlayacağım. 1, 18 tane çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın üzerine hemen bir sık iğne yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Evet, 18 tane. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin hemen üzerine sık iğne yapıyorum tekrar. Bakın, 4 tane zincirimiz oluştu. Şimdi bu zincirlerin içine son sıramız aynı zamanda sık iğnelerimizi yapacağız. Ben 15 tane sık iğne yaptım. Sonra ucuna zincir çekiyorum. Kalan yarısına da 15 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bakın, yarısına kadar geldim. 1, 2, 3. 3 zincir çekip aynı zincirin içine tekrar 15 tane sık iğne yapıyorum. 1. Şunu şöyle saklayayım arkaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada dediğim gibi sık iğne sayılarını tamamen bu zinciri doldurana kadar ayarlayabilirsiniz. 1-2 tane fazla yapabilirsiniz boşluk kalırsa. Önemli olan burası. Bakın, böyle güzel dik dursun. Dolgularımızı tamamen zincirimizi dolduralım. Eğer zinciri gevşek çekerseniz, çünkü sayılar farklı olabilir arkadaşlar. Bakın benim gayet güzel, hiçbir boşluk yok. Tekrar hemen yandaki zincire geçiyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın 15 tane sık iğneden sonra yandaki zincirin içine geçiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 zincir. Tekrar aynı zincirin içine 15 tane daha yapıyoruz. Bu tepede bir tane böyle pıtırcık oluşturmuş olduk. Yine 15 tane sık iğnemiz. 2 3 4 11 12 13 14 bir tane daha yapayım. 15. Şimdi burada 15 tane sık iğneden sonra tekrar yan tarafa zincire geçiyorum. Yine aynı işlemi bu iki tane zincirin içine de yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Dediğim gibi zincirinizin içinde boşluk kalmasın ki böyle motifimiz dik, dolgun, güzel dursun. Yoksa çok yumuşak olur. Buralara çirkin durur. Bu sık iğnelerin sayısı önemli değil. Önemli olan burada boşluk kalmaması. Sıkı sıkı yan yana sık iğnelerinizi yaptınız mı? Güzel, dolgun bir bakın motifimiz oluyor. 15 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekip tekrar 15 tane sık iğne yaptım. Aynı işlemi buradaki zincirlerin içine de yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın motifimiz bu kadar basit. Motifimizi tamamladım. Sık iğnelerimizi sıkı bir şekilde doldurunca hiç ütülenmeden bile motifimiz gayet güzel gözüküyor. İlk yapmış olduğum sık iğnenin üzerine hemen buradan tekrar kaydırma yöntemiyle bakın ilmeğimin içinden geçiriyorum. Burada ipimde bir problem yaşadım. Yeniden yapayım. Tekrar gösteriyorum. Hemen buradan hiç tığıma ipimi almadan çıkardığım ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane zincir çekip ipimi burada keseceğim. Ama ben kesmeyeceğim. Size eklemeyi de göstermek için. İlk motifiniz bu şekilde olacak. Buradan ipimizi kestik mi birinci motifimizi yapmış oluyoruz. İkinciyi de ekleyerek uçlarına devam edeceğiz. Şimdi ben burada tabii daha önce yaptığım için bu motife eklemeyi göstereceğim size. Ekleyerek devam edeceğim. Bunun için şu iki yaprağını söküyorum. Buradan yapmış olduğumuz, ortada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı. Bu 3 tane zincirin yerinden ekleyeceğiz. Bakın ilk motifi yapıp bitirdikten sonra ikinci motifinizi bu şekilde ekleyeceksiniz. 2 yaprağı tamamladım. 3. yaprakta bir tane zincir çektim. 15 tane sık iğneden sonra 15 sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektim. Hemen buraya, siz bunu birinci motif olarak düşünün arkadaşlar. Bu motifimizin herhangi bir ucundaki şuradaki bakın 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin alttan girdim. Tığımı alttan ilmek çıkarıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki 15 tane sık iğneyi yapıyorum. Ve eklemiş oldum. Eklerken düz olmasına motifinizin dikkat edin. Tersten sakın eklemeyin. Evet, buradaki zincir kısımlarını birbirine tutturmuş oldum. Şimdi buradaki 15 tane sık iğneyi tamamlayacağım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu zincirimizi doldurduğum diğer zincire geçiyorum. 15 tane de buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yarıya kadar geldik. Yine zincirli yere geldim. Bunun için 3 tane zincir çekmiyorum. Bir zincir çektim. Tekrar motifimi aldım. Diğer motifim bakın tersten alt kısımdan. Şöyle de gösterebilirim size düz yönü. Hemen buradan ilk birinciye zincirin arasından bakın tığımı alttan koydum. İlmek çıkarıyorum alta doğru. İkisini kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki zincire devam ediyorum. Yine burayı 15 tane sık iğne ile dolduracağım. Evet, 15 tane yaptım. Söylemiş olduğum gibi ilk baştaki yapmış olduğum sık iğnenin üzerine kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bakın motifimi buraya iki yerden tutturmuş oldum. Hemen bu ipi de arkadan ilmekler arasından geçiriyorum. Genelde ilmek arasından geçirmeden kapatan arkadaşlarımız oluyor ama o zaman bu ipin uçlarının açılma ihtimali var. Özellikle eğer sentetik ip kullanıyorsanız mutlaka çakmakla da yakmanız gerekecek. İlmeğin arasından geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz kısa kesmişim bu arada. Evet. Bunu da hemen kesiyorum buradan. Eğer sentetik ip kullanıyorsanız kestikten sonra mutlaka çakmakla ufak bir yakın arkadaşlar. İpiniz açılmasın. Evet, bu motifimi de buraya ekledim. Şimdi geldik burada üçlü eklemeye. Bunun için de bir motif hemen hazırladım. Arkadaşlar onu göstereceğim size. Burada hazırda bir tane motifim var. Bekleyen. Bu ipimi kesmemişim. Önce ipimi keseyim. Evet. Burada iki yerden ekleme yapacağımız zaman iki tane yaprağı tamamlayıp üçüncüde ve dördüncüde ekleme yaptık. Ama burayı eklerken bakın 1, 2, 3 yerden ekleyeceğimiz için 3 tane yaprağımızı boş bırakmamız gerekiyor. Yani bir tane yaprağı tamamen tamamladım. İkinciyi bakın yarıya kadar geldim. Şimdi buradan ekleyeceğim. Bir zincir çektim. Hemen buradan en uç kenardaki pıtırcığın içine yine alttan yukarıya doğru tığımı bakın ilmeğimi çıkarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim tekrar. Tekrar buradaki sık iğneleri yapıyorum. 15 tane. Tekrar diğer tarafı 15 tane yapıp zincirli yere uca geleceğim. 15 tane sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çektim. Şimdi buradan şöyle ön yüzden size düz olarak göstereyim. Bakın burada birleşme noktasında bir tane sağda, bir tane solda, bir de ortada motifimiz var. Tam böyle ortadakinin altından bu zincir kısımlarından yine pıtırcık olan yerden ekleme yapıyoruz. ilmek çıkarıyorum, kapatıyorum, bir zincir çekiyorum. Şöyle göstereceğim size. Bakın orta kısmı eklenen yerde böyle oluyor. Tekrar kalan 15 sık iğnemi yapacağım. Diğer zincire yine 15 tane yapıp zincirli yerinde ekleme yerine gelince döneceğim size. Son yaprağın yarıya kadar olan kısmını sık iğneleri tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Burası son ekleme yerimiz olacak bu motifimizin. Tekrar düzden göstereyim. Bu orta kısımdan sonra şimdi burada sıradaki şu motifin ucuna ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada iki motifin de ucu kalıyor. Görünüyor bakın. Birbirine eklediğim için. Bu taraftan geldiğimiz için sağ taraftakinin patırcığına ekleme yapıyoruz. Bir zincir çektim. Eklememi yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve buradaki zincirin kalan kısmındaki 15 tane sık iğneyi tamamlıyorum. Evet, 15 tane yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin içine bu şekilde kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, arkadan da ipimi saklayacağım. Bakın arkadaşlar, ilk bu motifi yaptık. İki kenardan, iki uçtan ekledik. Sonra orta kısma gelen motifleri 3 tane yerden eklememiz gerekiyor. 1, 2, 3. 3 kanattan ekledik. Şimdi buradaki motifimizde tekrar 1, 2, 3 kanattan ekleme yapacağız. Bu şekilde göstermiş olduğum gibi çok kolay bir motif. Bakın zincir çektikten sonra 1, daha sonra zincir, daha sonra sık iğne. Yani 3 sıradan oluşan kolay, çok basit, güzel, çeyizlik de yapabileceğiniz çok güzel bir örnek arkadaşlar. Bakın vitrin içinde falan, vitrin takımı olarak da çok güzel gözükecek. Evet, yapmanızı tavsiye ederim. Hem de çok çabuk ilerleyen, az ip giden bir motif. Renklilerini de yapabilirsiniz. İsterseniz burada motifleri ben aslında öyle yapacaktım size gösterirken ama beyaz daha net gözüktüğü için öyle görmenizi istedim. İsterseniz motiflerinizin birini beyaz, birini renkli olarak da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, inşallah sizler de beğenmişsinizdir motifimizi. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirsiniz. Sevinirim. Güzel yorumlarınız beni daha çok motive ediyor. Değişik örneklerde buluşmaya çalışıyorum sizlerle. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Hoşça kalın.